اذكر هذا اليوم جيدا، لا تنسى هذا اليوم أبدا، خبردار أنتمي أسس، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. Haberdar olun, dünyaya ehemmiyet verme olun. Makayet olun dünyanın zakarifine aldanmayasız. Maut, ölüm ne seni bırakır ne dünyanı bırakır. Hem seni fenaya giderir, ölüm gelir. Allah Teala Hazretleri yani bu dünyanı ve seni ve cümlesini yeri göğe hapsini kaldırıp Celle Celaluhu ve kıyamet günü bu gördüğümüz yer ve asman hapsi de geçilir. Orada ne var? Cennet var orada. Cennetin hazini nida eder sana Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu, işte sana bu cenneti verdi. Bu kasırları vermiş. Bu güzel kasır kokusu öyle. Hapsini senin için vasf ediyor. İbn Adem, in aradta en tahtara fa aleyke en tahtara en la tahtar. Vetruk el ihtiyara lillahi'l vahidil kahhar. Yani daimen Ege istirse bir şeyi ihtiyar etmek, bir şeyi beğenmek, ne desen bırak ki Allah'a koy, Allah Teala Hazretlerinin buyurduğu neyse o yolu tutkunan sen, yani kendi nefsüden bir şeyi ihtiyar etmiyorsan ve bir şey demiyorsan ben isterim böyle olsun, yok, bırak Allah Teala Hazretlerine. Allah buyurduğu ve Hazreti Resulullah buyurduğu yolu tutkunan ve yürüginen ve korkma ginen Allah Teala Hazretleri seni meyus etmez. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Yer gök hapsi Allah'ındır. Ve biz de hapımız Allah'a döndük. Ve umur hapsi Allah'a döner. Allah'a ibadet eyleyin, Allah'a tevekkül olun, Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu hapımızın hesabını, kitabını bilir ve gafil değil, her bir şeyi bilir Celle Celaluhu. ماذا حدث وماذا قال عدو الله أبو جهل قال واللات والعزى لقد هممت أن أطأ رأس محمد فوجدت بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة وأهوالا جساما. İşte Ebu Cehil gelende Hazreti Resulullah'a zarar istirdi, bir zarar versin istirdi, Hazreti Resulullah'a yakın düşsün, edebilmedi. Gördü ara yerinde neler var ve ne ataşlar ve nece Allah Teala Hazretleri peygamberini hıfzedir. Yani mucizat gösterdi özüne. Ma'a hâzâ Ebu Cehil yakini yoktu, imanı yoktu, faydasızdı, yakin etmez ve iman etmedi ve küfr üzerine de öldü. Hâkeze fîkatu billâh. وَهَاكَذَا الْيَق۪ينُ فِي اللّٰهِ. Allah Teala Hazretlerine işte insan yani peygamberden ders almalıyız. Gerek mi insanın yakini böyle olsun. Yok mesela bir zoruf geldiyse, sıklatı oldu, vallahi canım namaz kılabilmirik. Yahut mesela bir kez sıklatı oldu, yemeği zayıf oldu, vallahi orucu olabilmirik. Lazım değil ki insan Müslüman böyle olsun. Lazım değil insan gerek mi bazı halatlarda bir tahammül etmelidir. Allah Teala Hazretlerinin yolunu madem tutup sen yakini olsun, Allah bu aziyatı sana ecir ve tevap verir ve bu gördüğü halatı bir gün olur senin için de kişi ve bu halat kalmaz inşallah. Vallahi lev ekremna kitaballahi ma ehanena ahad. Kasem olsun Allah'a, eğer biz bu kitabullahı Rabbul Aleminin indirdiği üzerimize Kur'an-ı Kerim'i hakiki bir surette tutarsak ebeden kimse bize ihanet edebilmez. Vallahi lev ekremna şeriatallah la rafrafet gayetul habib Muhammedun ala kulli beled. Ege gelse biz Hazreti Muhammed'in şeriatını, yolunu tutsak Hazreti Muhammed'in alemi her bir memleketlerde olur. Velakinnena terakna kitaballah ve sünnete rasulillah fekâne akibetu emrina husra. Ama Allah'ın kitabını terk edip Allah'ın kitabıyla hükmetmirik, Hazreti Resulullah'ın sünnetini terk edip Hazreti Resulullah'ın yolunu tutmırık, onun için neticesi bu hale erişti bizimle.
فماذا كان رد السماء على أبي جهل وعلى كل المشركين؟ اسمع إلى ما نزل به الأمين جبريل عليه السلام. بخاف الله تعالى حضرت لاري أبو جهل نجواب ورده. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. الله تعالى حضرت لرجل جلاله bu ayet kerimeyle İkra surasının ahırında gelen ayetlerle rad verdi Ebu Cehle. Acaba görürsen o zalim, o gaddar kimse koymur mesela bir kulunu Allah'ın namaz kılsın, taat etsin. Görürsen bazı kimseleri Allah'ın yolu, hidayet yolunu nehyetsin, koymasın. Görürsünüz bazı kimseler Allah'ın takvasıyla meşgul olan kimseleri nehyetsin, takvaya koymasın, yakın düşsün. Vallahi zannedersem bu asırda da Ebu Cehil'den beter insanlar var. Ebu Cehil'den daha mel'un insanlar var, eşittiğimize göre ki haberler çünkü bize çok yerişir. Cemaatte olduğumuz için herkes ve bazı aileler şikayetleri hallerinden insanın yani dinleyende uygulamağı gel Allah'a kasam olsun. Namaz kılan, oruç tutan bir aile mesela kadindi. Bakırsan pek temiz, namazına, taatine, ibadetine devam eden bir arvattı. Ama kişisi bir zendikin birisidir. Ne namaz, ne taat, ne ibadet. Arak'tan, kumardan meşgul, melahiden meşgul. Parası çok, da kalmaz. İlla kabul etmem hicab giresen. Kabul etmem mesela başıma bir şey bağlayasan. Yok. Gerek mi benim arkadaşlarımı mukabele edesen, gerek mi onlardan tokalaşasan ve hakeza. Bu şeylerden mesela bazı kimse ailesini zalim zalim mesela taaddi eder kendisine. Allah Teala Hazretleri İmma ıslah etsin böyle kimseleri, yahut da boynunu kırsın, o arvadın boynundan etsin özünü. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu Ebu Cehle rad verip bu ayeti kerimelerle. Acaba o insan görmürü ve bilmürü bu halatı. İyice bili Allah Teala Hazretleri ama muntakimul cebbar Celle Celaluhu. Ama bu her ne kadar yapırsa da kisesinde kalmaz, bir gün gelecektir ki kıyamet günü bunun alnından tutulup tepesinden üzülü kuyulu üzü üzerine cehenneme çekeler kendisini. Nasiyetin kâdibe, yani bu yalancı bir üzü olduğu için yalancı bir alnından tutulur, yani saçından çekelenir, aparırlar özünü cehenneme. Fi mukaddemetirra'si fi mukaddemirra'si li te'khudahu kim min nasiyetihi bi şidde, kimler zebaniyetü cehennem, zebaniler çekelerler kendisini ve cehenneme sürükleller özünü. Felyed'u nadiyehu سندعو الزبانية فليدعو جنوده وأتباعه وقواته. Her kimi özü Ebu Cehil'in neyi var ise onları çağırsın, onları getirsin. Yani orada hiçbir şey fayda vermez Allah Teala Hazretlerinin huzurunda. سندعو الزبانية سندعو فرقة من زبانية جهنم جديرة بأن تحطم الأرض ومن عليها وما عليها. Allah Teala Hazretlerinin kuvvet kudretine karşı bir kuvvet var mı? Yok, ebeden. Rabbul Alemin cehennemin zebaniyelerinden getirip bu zalim kimselerden intikam alır kıyamet gününde. O zebaniler ki edebilirler o melaikeler yeri ve yeryüzünde olan ve ne var ise ne yok ise hapsını alt üst edebilir bir lahza içinde. Amma ente ya Habibi ya Muhammed kella la tutihu. Ebeden ya Muhammed, ama sen buna itaat etmiyesen ve ebeden aramıyesen Ebu Cehli. Sümme mâda? Sümme emarallâhu'l-habîbe.
صلى الله عليه وسلم في آخر السورة أن يتقرب إليه بالطاعة والعبادة، وأن يصلي رغم أنف أبي جهل اللعين. Ondan sonra Allah Teala Hazretleri Hazreti Muhammed'e suranın ahırında secde var, onun için okumadım özürü, buyurdu. Yani sen bize takarrub ele ginen, namazı kıl ginen, ibadetu ele ginen, ebeden Ebu Cehl'e hiç ehemmiyet vermeyesen, Ebu Cehl'in acığına namazı kıl. İşte Müslüman olan haberdar olsun, Allah'ın yolundan çıkmasın. وَتَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَقْبِلُوا عَلَى اللّٰهِ بِقُلُوبِكُمْ وَاَحْتَصِمُوا بِهِ ف۪ي جَمِيعِ اُمُورِكُمْ Allah'a sıkılın. Allah Teala Hazretlerinin azamatını düşünün, dünyanın o kadar fikri uza salmayın daimi bir surette. Daimen fikri uz Allah yanında olsun. Dünyanın umuru labud Allah takdir ettiği takim yürüyecekti inşallah. Allah Teala Hazretlerinin daimen azamatını kalbimize salın, namaz ve taatimizi kalbimizde olsun, unutmayın. Cealeni Allahu subhanahu ve taala ve iyyakum min men ya'malun bima ya'lemun ve min men yestemi'un el-kavl feyettebi'un ahsana ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هدية إلى شرف روح النبي وآله وصحبه وأمته، وأمواتنا وأموات جماعة الحاضرين والغائبين والسامعين، وكافة أهل الإيمان.